Merhaba. Ben Hank Green ve size kimya öğreteceğim. Çığlıklar atarak kaçmanıza gerek yok. Kimyanın aslında işkence değil, çok eğlenceli ve şaşırtıcı bir bilim dalı olduğunu kanıtlamam için lütfen bana 5 dakikacık verin yeter. Kimya öğrendiğinizde sadece şaşırmakla kalmayacak, etrafınızda olan bitenler hakkında da daha derin bilgilere ulaşacaksınız. Bu benim fikrim ama içinde yaşadığınız dünyayı daha iyi anlayabiliyor olmak ondan daha fazla zevk alabilmenizi sağlar ve dünyada kimyadan daha iyi bir şey yoktur. Kimya, yaşamın ortaya çıkışı ile ilgili gizemleri, kanserin nasıl iyileştirilebileceğini, akıllı telefonların 5 yaşındaki bilgisayarlardan daha büyük hafızalarının olmasını ve bu gezegendeki yaşamın nasıl devam edebildiği gibi şeyleri açıklayabilir. Kimya, proton, nötron ve elektron denilen 3 küçük parçacığın trilyonlarca farklı şekilde bir araya gelerek her şeyi, evet yanlış duymadınız, her şeyi oluşturması ile ilgili bir bilimdir. Kimya zaman zaman biraz garip bir bilim de olabilir ultra soyut bir bilim dalı olan parçacık fiziği ile son derece somut ve görülebilir bir bilim dalı olan biyoloji arasında köprü görevi yapar ama kimyaya köprü demek Avrasya ya da Ada demekle aynı şeydir. Kimyada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Çılgın bilim adamları, pratik olan ya da olmayan ama dünyayı değiştiren buluşlar, modern tıp, bombalar, besinler, güzellik, yıkım, yaşam ve ölüm var olduğundan bile haberiniz olmayan soruların cevapları. Ben kimyaya aşığım ve umarım size bunun sebebini açıklayabilmem için bana şans verirsiniz. Bugün belki de zamanın en büyük fikirlerinden biriyle başlayıp oradan da yolumuza devam edeceğiz. İşte geliyor. Hazır mısınız? Her şey atomlardan yapılmıştır. Biliyorum. Şaşırmadınız, ağzınız açık kalmadı ya da dudağınız uçuklamadı. Hatta belki artık dikkatinizi bile vermek istemiyorsunuz. Ama atom teorisi ortaya atıldığında kulağa çok çılgınca gelmişti. Evet, buna atom teorisi adını veriyoruz. Tabii de e, teorinin bilimsel tanımını kullanacağız, halk arasındaki tanımını değil. Bu yüzden de teoriyi bir tahmin olarak tanımlamak yerine farklı gözlemleri açıklayan dikkatlice test edilmiş fikir kümeleri olarak tanımlayacağız. Artık etrafımızda atomların bir teoriden başka bir şey olmadığına inanan kimse olmadığı için acayip şanslıyız. Bir zamanlar bu insanlara sıkça rastlıyorduk. Ama bu duruma kim dur dedi. Tabii ki Einstein. Atomlar 20. yüzyılda artık kabul görmüşlerdi ama Einstein 1905'te atomların ve moleküllerin varlığını matematiksel olarak kanıtladığında her şey yerli yerine oturmuş oldu. Einstein'ın sadece zafiyet teorisi ve E eşittir, mc kareden ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsanız o atomların da varlığını kanıtlamıştır. Bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. 1827'de Robert Brown isimli bir botanikçi mikroskopla suyun içinde yüzen polen parçacıklarını inceliyordu ve polenlerin ortada titreşmelerine sebep olacak bir hare hareket yokken durdukları yerde titreştiklerini gördü. Bu 1905'e kadar çok büyük bir gizem olarak kaldı. 1905'te Einstein bu hareketinin henüz ispatlanmamış atomik parçacıkların polenlere çarpması sonucu gerçekleştiği konusunda bir teori ortaya attı. Son derece havalı matematik denklemleri kullanarak da teorinin bu hareketi kusursuz bir şekilde açıkladığını savunduğunda herkesin minicik parçacıkların polene çarptığına bu yüzden de molekül ve atomların var olduğuna inanmalarını sağladı. Bugün bu hareketi keşfeden botanikiyi onurlandırmak ve atrasa saygı duymak için harekete Brown hareketi adını veriyoruz. Şu an ne kadar e, etkileşim içinde bulunduğunuz tüm fiziksel şeylerin hepsinin min minnacık toplardan yapıldığını düşünmekse biraz çılgınca gelmiyor mu? İnsanlar bir şeyi yarıya bölmeye devam ettiklerinde neler olacağını merak etmeye başladılar. Sonuç olarak tabii ki de bunu sürdürebilecek kadar keskin bir bıçak bulmak mümkün değildi. Ama o maddeye ait bölünemez ve saf bir parçaya ulaşıldığı aşikardı. Yunancadan gelen atom kelimesi bölünemez anlamına gelir. Ama 2. Dünya Savaşı bize atomların bile parçalanabileceğini kanıtlamıştır. Temas ettiğimiz, gördüğümüz her şey atomlardan yani yani minik, ayrık ve atomu oluşturan üç basit parçacığın düzenine göre belirlenen özellikleri olan parçacıklardan meydana gelmiştir. İşte ağır ve pozitif yüklü olan proton, protonla aynı boyutta ama nötr olan nötron ve protonla aynı ama ters yüke sahip olan neredeyse kütlesiz diyebileceğimiz yani kütlesi proton ya da nötronun kütlesinin 1800'de birine eşit olan elektron. Proton ve nötronlar çekirdekte takıldığı için atom çekirdeğinin parçaları yani nükleon olarak adlandırılırken yani e, nükleon diye adlandırılıyorlar. Elektronlar ise çekirdeğin çevresinde dolaşır ve ilginç kimyasal işlere bulaşmış olan atomun bir parçasıdırlar. Elektronların kimyasına geçmeden önce atom çekirdeğinin özelliklerini anlayalım. Şimdi tüm dikkatinizi buraya verin çünkü burası çok önemli. Bir atomdaki proton sayısı o atomun hangi element olduğunu belirler. 79 proton mu? Tabii ki de altın. 59 mu? Praseodimiyum Йм. Ne kadar zor bir isim. Evet bir elementteki proton sayısı o elementlerin atom numarasıdır ve periyodik tablodaki kutucukların üst köşesinde yer alarak elementleri tanımlar. Çekirdeğinde 47 proton olan gümüş atomu her zaman bir gümüş atomudur. Elektronlarının ne yaptığına ve neyle bağ kurduğuna bağlı olarak gümüş siyah ya da mavi, parlak ya da zehirli veya bir hastalığı tedavi eden bir kimyasalın parçası olabilir. Ama hala bir gümüş atomudur ve sonsuza kadar gümüş atomu kalacaktır. Çünkü arkadaşlar bir atomun atom numarasını değiştirmek çok zordur. Gümüş hakkında garip bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Gümüşün iki harfli kodu. AG'dir. Gümüşün ilk iki harfi GÜ ya da mesela GM değildir. Evet AG'nin gümüşle ne gibi bir alakası olduğunu düşünüyorsanız izin verin açıklayayım. Bilim insanlarının amacı kesinlikle bize işkence etmek değil. Gümüş uzun zamandır ortalıkta olan ve periyodik tabloya eklenmiş ilk elementlerdendir ve bir zamanlar kendisinden Argentum olarak bahsedilmiştir. Argentum Latince'de parlak gri şey anlamına gelir. Buna ek olarak Arjantin kelimesinin de kökü İspanyol kaşifler tabii ki de var olmayan Gümüş'ten yapılma dağlara dair dedikodular duydukları için Argentum'dan gelmektedir. Evet, gerçeklikle pek alakaları olmamalarına rağmen Gümüş'ün kimyasal sembolü AG aynen Arjantin ismi gibi gibi değişmeden günümüze kadar gelmiş. Bilime geri dönelim, çekirdekler sıkıcıdır. Bütün olarak atomlardan binlerce kat küçüktürler ve fizikteki dört temel kuvvetin en güçlüsü olan nükleer kuvvet tarafından bir arada tutularak milyarlarca yıl önce yaratıldıkları ilk günkü gibi değişmeden oldukları yerde dururlar. Atom çekirdeklerinin bu kadar sıkıcı olmalarının sebebi elementleri oldukları element yapan şeyler olmalarıdır. Elektronlar uygun ortamı bulduklarında atomdan atoma atlayabilirken proton sayısı her zaman son derece sabittir. Bu yüzden atomun özü olan çekirdek kimyasal tepkimelerden yara bere almadan çıkar. Tepkimeden tepkimeye sürükleyebileceğimiz bu kırıntı her zaman saf kalır ve aynı proton sayısına sahip diğer tüm atomlarla da aynı şekilde davranır. Atom numarası atomun ruhudur. Yani atomu atom yapan şeydir. Nötronlar da tabii ki kendi çaplarında önemli ama bir atomun hangi element olduğunu değiştiremezler. Kimyasal olan her şeyin iki kilit noktasından biri yüktür. Bundan başka bir videoda bahsedeceğiz. Nötronların yükü olmadığı için atomun özelliklerini değiştiremezler ama yine de hayati önem taşırlar. Hepimiz benzer yüklerin birbirini ittiklerini biliyoruz öyle değil mi? Nötronlar protonlar arasında tampon bölge oluştururlar. Yani gümüşün 47 tane protonunu bir araya getirmenin başka bir yolu nasıl olabilir ki? 47 proton bir araya geldiğinde birbirlerini itecek ve parçalayacaktır. Bu yüzden de bir çekirdeğin bir arada kalabilmesi için doğru sayıda proton ve nötronun bir araya gelmesi şarttır. Örneğin gümüşün 47 protonunu nötrleyebilmek için yaklaşık 60 tane nötron ihtiyacı vardır ama bu sayı her zaman 60 olmak zorunda değil. Yani gümüş atomları 62 nötronla da son derece istikrarlıdır. Peki ya 61? İşte o olmuyor ama sebebini bilmiyorum. Siz en iyisi bunu bir nükleer fizikçiye sorun. Nötron sayısı değişince gümüşün atom numarası değişmez. Çünkü proton sayısı değişmemiştir ama izafi atomik kütlesi değişir. Bir zamanlar atom ağırlığı olarak geçen izafi atomik kütle dünya üzerindeki tüm gümüş atomlarının proton artı nötron sayılarının ortalaması alındığında bulunur. Gümüşün nötron sayısı farklı iki istikrarlı izotopu olduğu için izafi atomik kütle bir tam sayı değildir. Dünya üzerinde bulunan gümüşün %52'sinin 60, %48'inin de 62 nötronu olduğundan izafi atomik kütlesi 107 ile 109 uzun ortasında bir sayı olan 107,8682'ye eşittir. Evet. Bu iki farklı gümüşten izotop olarak bahsettiğimi fark etmişsinizdir yani. Kütleleri farklı olmasına rağmen kimyasal özellikleri aynı ve aynı element oldukları için de periyodik tablodaki yerleri de aynıdır. Aslında bakarsanız zaten izotop kelimesi de aynı konum anlamına gelir. Farklı izotopların farklı kütle numaraları vardır. Bu arada kütle numarasının çekirdekteki nükleon sayısı olduğunu yani atom kütlesinden farklı olduğunu da unutmayın. Kütle numarasını tek bir atom için kolay bir toplama işlemiyle bulabilirken izafi atomik kütle için dünya üzerindeki tüm gümüş atomlarının... izafi kütlelerinin ortalamasını almalıyız. Gümüşün iki izotomu olduğunu, izotopu pardon olduğundan bahsediyorduk. Bunlardan birinin kütle numarası 107'dir. Bu gümüşe gümüş 107 adı verilir. Diğerinin kütle numarası 109. ismi de gümüş 109'dur. Tabii ki bunların hepsini özetlemek için kolay bir yol da var. Sonuçta burada size işkence edecek değiliz kimyasal sembol proton sayısından oluşan atom numarası ve kütle numarası ya da proton ile nötron sayısının toplamı ise burada yer alıyor Buradaki yük ise basit toplama ve çıkarma işlemleri kullanarak atomun kaç tane elektronu olduğunu bulmamıza yardımcı oluyor. Hızlandırılmış kursun kimya bölümünün ilk videosunu bitirmeden önce size atom çekirdeği anlamına gelen nükleosun nasıl kullanıldığı hakkında ufak bilgi vermek istiyorum. Buna isterseniz nükleos deyin ister atom çekirdeği deyin ikisi de aynı anlama geliyor. Hızlandırılmış kurs kimyadan bugünlük bu kadar. Eğer videoyu yeterince dikkatlice izlediyseniz şu an 1900'lü yıllarda insanların atom hakkında bildiklerinden daha fazla şey biliyorsunuz demektir. Bu bilgiler arasında Einstein'ın Brown hareketini matematiksel olarak hesapladığı, elementlerin kimyasal olarak saf maddeler olduğu, atomun hangi element olduğunun çekirdeğindeki proton sayısı yani atom numarası tarafından belirlendiği, nötronların arkadaşları protonlar için çekirdeği istikrarlı hale getirdiği ve Aynı elementin farklı izotopları olmasının izafi atomik kütlelerin neden tam sayı olmadığını açıklıyor olduğu ve atom çekirdeklerinin son derece sıkıcı olmasının yanında tüm olan bitenin elektronlar çevresinde dönüyor olması var arkadaşlar.